Cihan Hocam, halk arasında gebelik zehirlenmesi denilen bizim preeklampsi ya da eklampsi dediğimiz hastalık hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii preeklampsi halk arasında gerçekten gebelik zehirlenmesi olarak adlandırılıyor. Genel olarak tanımına baktığımız zaman tansiyon yüksekliğinin olması gebelikte ve bununla beraber idrarda protein atılımının normale göre daha fazla olduğu bir durumun birlikte olması olarak tanımlanıyor. Tabii buna eşlik eden bir sürü daha problem olabilir. Bu gibi durumlarda hastalığın şiddeti tanımı değişmektedir. Özetle tansiyon yüksekliği ve idrarda protein olması dediniz ama evet. Hasta bunu nasıl anlıyor? Yani belirtileri neler? Hasta bunu anlıyor, bize mi geliyor yoksa bizim kontrollerimiz sırasında mı ortaya çıkıyor? Özellikle burada dikkat etmek gereken şey her muayenede, gebe muayenesinde mutlaka tansiyon ölçümü yapmak aslında. Her hastanın herhangi bir şikayeti olmasa bile her muayenede tansiyon ölçümü yapmak lazım. Kurallarına uygun bir şekilde tansiyon ölçümü yapılmış olması lazım. Tansiyon ölçümünde eğer tansiyonun yüksekliği saptıyorsak o zaman bunu öncelikle bir daha bir kontrol ediyoruz. Bunun için belli bir süre geçtikten sonra tekrar tansiyon ölçüyoruz. Ama tansiyon yüksekliği devam ediyorsa bu zaman bu hastada bazı tetkikler istiyoruz. Bunlar işte kan, idrar tetkikleri ve buna yönelik preeklampsi tanısı koymak amacıyla ilerliyoruz. Bunun dışında hastada tabii genel olarak bir ödem, vücutta şişkinlik, baş ağrısı, karın ağrısı, göz önünde sinek uçuşmaları gibi değişik şikayetler olduğu zaman da aklımızın bir ucunda her zaman preeklampsi yani gebelik zehirlenmesi bulunmaktadır. Bu tür şikayetler varlığında gene değerlendiriyoruz. Peki gebelik zehirlenmesi için ya da preeklampsi, eklampsi için özel risk grupları var mı? Kimler risk altında? Preeklampsi için aslında en önemli bizim için riskli grup daha önceki gebeliğinde preeklampsi öyküsü olanlar ya da preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesinin diğer tipleri var, HELLP sendromu gibi böyle hikayesi olan gebeler aslında sonraki gebeliklerinde daha yüksek risk altında. Gene aynı şekilde gebe değilken tansiyon hastalığı olan, yüksek tansiyon hastalığı olan hastalar preeklampsi için risk faktörüdür. Daha önce hiç doğum yapmamak preeklampsi için bir risk faktörüdür. Çoğul gebelikler gene preeklampsi için bir risk faktörüdür. Hastanın şekerinin olması gene preeklampsi için bir risk faktörü olarak karşımıza çıkar. Bunun gibi aslında birçok risk faktörü vardır preeklampsi için karşımıza çıkan. Bunların varlığına göre bir takım testlerle preeklampsiyi kimde daha dikkatli olarak aramamız gerekiyor buna karar verebiliyoruz. Peki preeklampsi tanısını koyduk hastamıza. Tansiyonu yüksek çıktı. Birkaç defa düştük, hep yüksek çıktı. İdrar testi yaptık, protein bulduk. Preeklampsi tanısını koyduk. Peki bu hastayı biz özel olarak takip etmeli miyiz yoksa rutin takibe devam mı etmeliyiz? Ek bir izleme ihtiyacı var mı bu hastada? Tabii preeklampsi tanısı koyduğumuz bir hastayı mutlaka tedavisi preeklampsinin doğum olduğu için doğum açısından değerlendirmemiz gerekir öncelikle. Hangi hastayı ne zaman doğurtacağımız aslında birçok faktöre göre değişiyor preeklamptik hastalarda. Bunun içerisinde anneyi ilgilendiren durum nasıl, annenin durumu nasıl, fetus dediğimiz annenin karnındaki bebeğin durumu nasıl, gebelik haftası nasıl ve yeni doğanımıza bu konuda bilgi vererek böyle bir doğum gerçekleşecek. Bununla ilgili bilgi veriyoruz. Bunların hepsini birden değerlendirerek hastanın doğum zamanına karar vermeye çalışıyoruz. Bunlar için tabii bir sürü tetkikler, takipler gerekiyor. Bunları tercihen hastaneye preeklampsi tanısı koyduktan sonra hastaneye yatırarak, ayaktan değil de bu hastayı öncelikle hastaneye yatırarak bu değerlendirme süzgecinden geçirip daha sonrasında tedavi planını belirliyoruz. Dolayısıyla hasta her preeklampsi aynı şekilde yönetmiyoruz galiba değil mi? Kesinlikle. Bunu bir derecelendirmek gerekiyor. Hafif preeklampsi, ağır preeklampsi duruma göre hemen doğum ya da planlanmış bir sürede doğum. Bunu neye göre yapıyoruz? Hastanın burada hem klinik özelliklerine, tansiyonunun nasıl kontrol edilebildiğine, ne kadar yüksek olduğuna, fetusun ne durumda olduğuna, fetusla ilgili problemler ne şiddette, annenin ek hastalıkları oluşmaya başladı mı preeklampsiye bağlı, idrar problemleri nasıl, bir akciğer ödemi gibi bir problemi var mı, kan bozukluklarının düzeyi, karaciğer enzimi düzeyleri nasıl, bunlara bakarak hastalığı aslında preeklampsi ve artık günümüzde şiddetli özellikleri olan preeklampsi diye iki gruba ayırıyoruz. Tabii şiddetli preeklampsi dediğimiz grupta öncelik doğum. Fakat burada da karar vermede özellikle gebelik haftası
çok önemli. Çünkü eğer preterm bebek doğuracaksak bu durumda yeni doğan yoğun bakımda bu bebeğin problem yaşama ihtimali term, yani vaktinde doğmuş bir bebeğe göre daha yüksektir. Burada böyle bir terazinin iki küfesi gibi aslında buna karar veriyoruz. Anne karnında bir miktar daha tutup yeni doğan komplikasyonlarını azaltmanın gayreti. Fakat bunun için girdiğimiz risk tabii anne karnında bebeğin kaybedilmesi, annenin yaşayacağı problemler. Diğer tarafta da bebeğe erken doğurtmak fakat preterm doğumun getireceği riskler, problemler. Dolayısıyla ben özellikle şunu atmasını bekliyorum. Özellikle çok erken hafta reklamçilerde kararın mutlaka riskli gebelik uzmanı tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Doğru mu? Bu gerçekten önemli. Yani bu konuda özellikle küçük haftalarda, hani term yakın, doğuma yakın vakitteki şeylerde, gebeliklerde preeklampsi gördüğümüz zaman, özellikle şiddetli preeklampsi değil, hafif bir preeklampsi ise bunu yönetmesi gerçekten daha kolay. Ama hem ileri derece preterm bebeklerin doğurtulmasının kararının verilmesinde, hem bunların gebelik sürecinin ve doğum sürecinin yönetilmesinde bu konuda özellikle uğraşan kişilerin, yani perinatologların fikrini almak gerçekten hem fetus için hem anne sağlığı açısından daha sağlıklı olacaktır. Peki, diyelim ki bekleme kararı aldık. Anne uygun, fetus an için uygun görünüyor. Bu bekleme sırasında bebeğin iyilik halini nasıl takip ediyoruz? Bekleme sırasında tabii fetusu mutlaka değerlendirmemiz gerekiyor. Anne karnında gidişatı nasıl, iyilik durumunu değerlendirme testleri dediğimiz bir takım testler var. Bunlardan bir tanesi non-stress test, kısaca NST deniyor. Bu testi kullanabiliriz. Biyofizik profil dediğimiz bebeğin içeride hareketlerini de bunun içerisine dahil eden daha geniş kapsamlı bir test kullanabiliriz. Gelişme gerilikli fetuslarda umbilikal arter dopleri dediğimiz kan akım çalışmalarına yönelik bir takım değerlendirmeler yapabiliyoruz. Bunu da bir gebelik haftasına, fetusun durumuna göre karar verdiğimiz tetikler. Bazen bunları birlikte kullanmamız gerekebiliyor. Problemli durumlarda çok yakın, günlük olarak bunları değerlendirdiğimiz, bazen gün içerisinde birden fazla kez değerlendirmemiz gereken durumlar olabiliyor. Peki, gebelik zehirlenmesini ya da preeklampsi, eklampsiyi takip olmayan, bu sebeple takibi reddeden ya da bir şekilde ihmal eden hastalarımızı ne bekliyor? Şimdi preeklampsiyi takipsiz bırakmak oldukça risklidir. Çünkü bu preeklampsiyi takipsiz bıraktığımız zaman hem annenin hayatını bir sürü problem açısından riske sokmuş oluyoruz, hem de fetusu, anne karnındaki bebeğe riske sokmuş oluyoruz. Annenin karşılaşabileceği problemlere örnek vermek gerekirse nöbet geçirmek, bu tansiyon yüksekliğine bağlı konvizyon, nöbet geçirmek ve buna bağlı oksijensiz kalma, solunum problemi, kalp durmasına kadar gidebilecek, ciddi sonuçlara yol açabilecek problemler ortaya çıkabilir. Fetusun anne karnında kaybedilmesi ya da içeride oksijensiz bir ortamda uzun süre bırakılması gibi, uzun sürede bakıldığında problem yaratabilecek bebeğin hayatında bir takım sıkıntılar yol açabilir. Bu açıdan oldukça risklidir hem anne hem fetus açısından.